Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 10 Kasım özel sempozyumunda konuştu. Herkese göre farklı bir Atatürk olmadığını söyleyen Erdoğan, Atatürk'ün adını kullanarak toplumu ayrıştırmak isteyenlerin olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal'in vefatının hemen ardından ortaya çıkan, günümüze kadar da ulaşan birçok uygulamanın ve ideolojinin Gazi'nin fikir, ideal ve hedefleriyle hiçbir bağlantısı, hiçbir ilintisi ve ilişkisi yoktu. Gazi Mustafa Kemal'in adı bu ülkede maalesef son derece haksız biçimde yanlış bir takım uygulamalara paravan yapılmıştır. Atatürkçülük ya da Kemalizm ideolojisi çoğu zaman Gazi Mustafa Kemal'in fikirlerinden sapma göstermiş. Bu akımlar Gazi'nin ideallerinin tamamen tersi bir istikamette millete tepeden bakan, milleti dizayn etmeye çalışan, millet üzerinde baskı kurmaya çalışanların istismar aracı olmuştur. Herkesin kendi şahsi çıkarına, kendi ideolojisine dayanak olarak kullanacağı, keyfice istismar edeceği bir Atatürk yoktur. Kurtuluş Savaşı'nın başkumandanı ve Cumhuriyetimizin banisi olan Gazi Mustafa Kemal, bir ayrışmanın aracı olabilecek en son kişidir. Gazi Mustafa Kemal isminin ya da sonradan üretilmiş sembollerin arkasına saklanarak toplumu kamplara ayırmaya çalışmak, cumhuriyete ve milletimizin ortak değerlerine hakaret olduğu kadar Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırasına da haksızlıktır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 75. yıl dönümü. Sevenleri atanın son nefesini verdiği odada buluştu. Saatlerin 9'u 5 geçeyi gösterdiği sırada Dolmabahçe Sarayı'nda sessizlik hakim oldu. Büyük küçük tüm mirasçıları Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağına çiçeklerle süsledi. Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 75. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, Atatürk'ün mozolesine üzerinde Cumhurbaşkanı yazan kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi bıraktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gül, buradaki Anıtkabir özel defterini imzaladı.